Allah Allah ya. Bir de şu yok halimizle mal sahibinin zararına ortak olacakmışız. Yok ya. Tamam canım. Adam zaten masrafın yarısını karşılayacak. Gerisini de ben hallederim. Halacığım sen Mehmet'e güven, gerisini boş ver. O işini bilir. Bak şuradan minibüsler geçiyor. Ben sizi bindireyim sonra dükkana geçerim. Babamla bir şeyler konuşacağım. Ay yani Mehmet, beni şu halimle minibüse mi bindireceksin? Ya şuradan bir taksi falan çağırsana. Bir yerin mi ağrıyor? Ya Hacer hala, dün de doktora görünmedi. Bari bugün görünsün. Allah korusun çocuğa bir şey olur filan. Tamam oğlum, tamam hadi ver sen şu taksi parasını. Ben gösteririm doktora, merak etme. Ha çevir şunu, çevir. Ver oğlum, ver. Tamam, üstümde bozuk yok da ondan evladım. Aç çocuğum, hadi geç kızım, geç. Koş, 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 koş. Hadi. Ay Mehmet. Hadi oğlum, tamam, hadi. Ay. Kız ne kırıtıyorsun hala? Allah Allah. Evimiz yok, markamız yok. Üstümüzde başımızda kalmamış. Ay kız, o Feyyaz'ın ahı mı tuttu acaba? Görüyor musun? Ne güzel kiramızı da ödeyecekti. Kız hala ne sürütüyorsun? Ay aman, o işleri ev sahibi düşünsün. Hala bana ne? O Feyyaz da benim ona olan ahlarımla uğraşsın. Bak benim kocam ben bu işi halledeceğim dedi ya. Gör bak neler yapacak şimdi. Güleyim de boşa gitmesin. Kız daha düne kadar o güvenliğin kocan iç güveysi geliyordu eve. Ya bu yüzüğü çaldıysam? Ya beklediğin gibi paralı puralı işler yapmıyorsa görürüm ben seni. Ben kocama güveniyorum hala. Ben bulaşıklara yardım edeyim. Ben de şu çöpleri halledeyim. Kalk hadi sen de git elini yıka. Güzel kayna ha. Kız gene yemedi bir şey. Yedi abla, daha niye? Ay burası da pek küçükmüş ya. Gülsüm sen çık istersen, biz böyle gelin görümce beraber Feriha'yla yıkarız ha. Ay ellerim yandı. Sende böyle el kremi gibi bir şey var mı? Odamda var. Burada mı kalmış? Mersi. Ne mersi? Alamazsın. Ne diyorsun be? Benim diyorum. Alamazsın. Ya saçmalama, versene yüzü. Alamazsın. Benim. Bana bak. Sen bana bak. Şşş. Feriha. Anne. Mehmet. Ne oluyor yine ya? Bir aile yadigarı hikayesidir gidiyor. Söyle. Ne oluyor diyor bak, söyle. Feriha, kırdırtma. Ben hayatımda Feriha böyle terbiyesizlik görmedim. Ulan bırak buna, bağırıp durma. Hadi git, kanına bak. Anne çekil. Mehmet git yerine otur. Feriha. Senden mi korkacağım be? Kız sus sen de. Hadi. Vallahi kız bu kapıyı kırar girer içeri. Kırsın girsin. Bak inadıma yapıyor. Git dedim sana, otur şuraya. Ya hala çıkıp gidelim desem gidecek yerimiz bile yok. Nasıl her? Güzelim yapma. Sen bana hiç konuşma Mehmet, hiç konuşma. Ya Allah aşkına Seher, karnındaki çocuğu düşün. Aa, Zehra. Ne de duydun mu? Ne dedesin Mehmet?
Ve alıyorsam sırf manevi değeri için. Ne, nereye gidiyor bu? Sen otur. Ben izin verdim, biraz hava alacak. Ya uyduruk dediğiniz bir yüzük için mi hava alacak? Kızım biraz sakin ol şimdi. Öfke inan, karnındaki bebeği yaramaz. Mehmet beni yaşatacak, Mehmet beni yaşatacak. Al, Mehmet'in yaşatıyor seni. Hala Allah aşkına üstüme gelme, olur mu? Ne olur üstüme gelme ya. Değil üstüne gelmek, tepene binsem ne olacak bu saatten sonra? Evlendin, nikah kıydın, evimiz yandı. Al, al işte. Sıkıştık kaldık bir kapıcı dairesine, milletin deliğine. Ya hala sus. Ya ne olursun sus ya. Ya aklımı yitireceğim. Ya Feriha'ya o yüzüğü kim taktı? Ya kim takmış olabilir ki? Ben nereden bileyim be kızım? Seher, gel şu yüzüğü satalım. O ana kızla o yüzüğü sana yedirecek göz yok. Gel vakti kerahatinde kaçalım buradan. Satalım başımızın çaresine bakalım çocuğum. Küçük düşünüyorsun hala. Yine her zamanki gibi çok küçük düşünüyorsun. İyi, sen büyük düşün o zaman. Ne yapacağız? Ya sen olanların farkında değil misin ha? O anne kızın o yüzüğe nasıl baktıklarını görmedin mi? Mehmet o yüzüğü sahte zannediyor. E onlar gerçek de diyemiyorlar. Niye? İyi de kız ne yapacağız peki? Sen dur. Feyyaz'ı mı arıyorsun şimdi? Aradığınız numara kullanılmamakta diyor. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Herife panter gibi saldırmadan evvel düşünecektin bunları. Benim bir şey yapmam lazım hala. Benim kesin bir şey yapmam lazım. Senin bu yüzüğü satman lazım Seher Hanım. Ya sat da kurtulalım kızım şu delikten. Tamam ya, panikletme beni. Bir sakin ol. Bak şimdi ben Feyyaz'a gideceğim, tamam mı? Çeyizciye. Pırlanta bozamıyoruz. Ayrıca böylesini buralarda zor bozdurursunuz. Bunun için kapalı çarşıya gitmeniz lazım. Orada bile hakkını alamazsınız. Teşekkür ederim. Ya hala dükkanı falan kapatmış gitmiş diyorum. Hah, işte kaldık dımdızlak. Kaldık dımdızlak orta yerlerde. Seher. Ay, o adam kim bilir nereye, hangi deliğe girmiştir ayol. Bizim buradan gitmemiz lazım kızım. Acilen çıkmamız lazım buradan. Ay kolaydı. Öyle senin benim bildiğim mahalle kuyumcuları bozmuyor bu yüzüğü işte. Kapalı çarşı. Seher, kapalı çarşıdaki kuyumcu dükkanlarına gidelim. Hala o çocuk. Dur kız, bismillah. Ne diyorsun? Ne, kim çocuk? Ya Feriha'nın gizli sevgilisi. Az önce apartmanda gördüm. Bir gariplerdi, bozuşmuşlar mı ne? Onun gizli sevgilisi. Ya o çocuk burada oturan sosyetik çocuk. O kazinonun sahibi olan o oğlan mı? Ya. Hala başımıza devlet kuşu kondu, devlet. Koştu oradan be. O devlet kuşu Feriha'nın başına konmuş. Senin nereden başına kondu acaba? Ya hala anlasana. Bu çocuk arabası, kulübü, 45 bin dolarlık yüzük. Daha neler yedirmiştir bunlara be? Bunlar ana kız, babayla Mehmet'i ayakta uyutmuşlar. Kız vallahi doğru söylüyorsun. Ana kız bunlar yollu. Ay ben de yukarı sana yardıma gelecektim. Şu havalara bak ya. Kızım. Kedi fareyi yakalamış. Tabii ki havalanacak. Biz mi havalanacaktık? Seher. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Şimdilik buradayız halacığım. Sonra da bakalım neler olacak. Ya kızım yeter, Allah'ını seversen daha kaç dükkan gezeceğiz ya? Yok işte, bir işi yok. Ay hala
Artık her şeyin sahtesini yapıyorlar. Bir su damlası yüzüğü mü yapmayacaklar? Ay Seher, Allah aşkına saç şu yüzüğü. Yolda kaybettim, bir şey dersin. Başımızın çaresine bakalım. Hakikaten yoruldum ayol. Vallahi ağırlığı falan da iyi. Ha Feriha. Ya bu aramızda bir sürü probleme sebep oldu. Yani daha fazla tadımızı kaçırmasın değil mi? Ya benim için manevi değeri çok ama... ya kocam yanımda olduktan sonra... ya parmağımda olmuş ya olmamış fark etmez. Sağ ol. Şimdi burada mı yatacağız Mehmet? Evet işte, divanda. Ya hadi halam birkaç günlüğüne akrabalarına gitti, yok. Gelince ne olacak? Ya biz sonuçta yeni evli bir çiftiz. Böyle divanda. Ne yapalım Seher? Annemleri mi çıkaralım orada? Feriha? Nereden geliyorsun kızım sen? Baktın mı Feriha, bir şey var mıymış? Ne diyorsun Seher? Ya Mehmet, ben alışkın değilim ya buraya. Böyle bir tıkırtılar falan duydum. Ay kazan dairesi var ya, fare geldi aklıma, ne bileyim. Ama Feriha'ya söyledim, sağ olsun gitti baktı benim için. Fare miymiş? Buralarda fare olmaz. Ay çok sağ ol tekrar, iyi geceler. Ya gece gece bir daha kızı kaldırma. Sen niye kurdun beni? Yani ben şimdi evlenip barklandım diye genç kızlık hayatımı unutmadım ya. Ne diyorsun be? Ya senin şu yukarıdaki arkadaşın. Sen dün gece herhalde ona kaçtın ha? Nasıl yani? Ya var ya şu kızcağız. Hani babasını yeni kaybetti. Herhalde ona teselliye gittim dedim. Neyse. Sağ ol. Aa, bakayım parmağına. Ay aşk olsun, sen yüzüğünü takmıyor musun? Ne oldu? Geri alınca kıymeti kalmadı mı? Ay gitme kızın üstüne Mehmet. Aa. Ya sonuçta aldı, şimdi çöpe atsa ne olur, taksa ne olur. Sen karışma. Ben çıkıyorum. Ya git. Ben de çıkıyorum. Gel bir öpeyim. Seher. Hı. Yapma, annemler içeride. İyi tamam. Sen ne yaptın benim yüzüğümü? Ne yaptın? Aa, ne oluyor be? O yüzük benim yüzüğüm değil. Ya Feriha, yani biliyorum ben aynısı zannetmiştim. Söyleme bir de be. Ya ben kaybettim yüzüğünü. Ya aramızda o kadar olaya sebep olunca da ya gittim aynısından alayım dedim. Ya sen nereden anladın aynısı olmadığını, anlamadım ki ben. Yalan söylüyorsun sen. Yalan söylüyorsun. Ya bak biliyordum bana inanmayacağını. Bak gidelim aldığım yere. Sana yemin ediyorum aynısından bir sürü var. Hadi gidelim, istediğini alayım tamam? Uydurma, yolarım saçını başını. Ay ya ben 5 dakika daha duramam ama artık burada ya. Ya yürü git. Yalancı. Alo Mehmet, neredesin? Çökteyim, geleceğim birazdan.
Niye şimdi böyle bir şey yaptı bu ya? Bir ay dedin. Bir ay bitti gitti. Ne yapacaksın? Karar verdin mi? Bakıyorum da hele haciz falan gelecek diye hiç endişelenmiyorsun. Haciz mi? Seher. Mehmet. Haciz dedi, duydum. Tamam Seher, anlatacağım. Ya sen şimdi bu çocuğun arabasını çaldın. Sonra da gittin bir güzel çarptın. Sizin de 70.000 lira borcunuz var ha? 25.000 kaldı. Ya sonuçta sen bu çocuğa borçlusun. Ya şerefsizlik yapıyor. Aylardır ödüyoruz borcumuzu. Bir yere kaçtığımız yok ki. Herif birden bize sardı. Geldi apartmana taşındı. Şimdi ya haciz koyduracak. Ya Mehmet, resmen borç batağındasın ve benim bundan haberim yok. Ya güzelim, utandım diyemedim sana işte. Zaten kimse bilmiyor. Bir tek Feriha biliyor. Feriha ne diyor bu işe? Ne diyecek, ne yapacağız diyor da. Yok yok, merak ettim vallahi, ne diyor? Ya boş ver sen, boş ver bunlar. Sen kafanı takma. Bebeğimize iyi gelmez. Heh. İyi. Mehmet'e giderken Ömer'i okula bırak demiştim. Sonra da çaldır demiştim telefonu. İyi. Artık Ömerciyi okula Mehmet mi bırakacak? İkisinin de yolu aynı. Bundan sonra öyle olacak. Feriha, yesene kızım. Yok, iyiyim baba. İyiyim. Feriha'cığım. Ay, hasta mısın yoksa? Sen akşam yemeği de yemedin. Hastaysan bugün okula gitme kızım. İyiyim baba, iyiyim. Çıkıyorum ben. Kız Dallas gibi vallahi ya. Yani sen şimdi diyorsun ki Feriha'nın ailesi bu zengin çocuğa borçlandı. Ya. Sen şu Feriha'ya baksana. O Mehmet'in arabasını çarptığı çocuğu şıp diye bulmuş, şıp diye de tavlamış. Aman canım, tavlamış da ne olmuş Allah aşkına? Baksana, sonunu getirememiş haciz maciz. Ya ben de işin orasını anlamadım ama neyse. Ya Seher, ortalık karışacak gibi. Biz bir an evvel yolumuzu bulalım. Kabak sonunda gelip bizim başımıza patlamasın kızım. Zaten ben yarın hemen Kapalı Çarşı'ya gideceğim. Kalleme derim, kalleme derim. Zarına da olsa satarım bizi. Ha, doğru karar. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Ben pırlanta yüzüğümü bozdurmak istiyorum da. Vallahi Kapalı Çarşı'da bozdurursunuz anca dediler. Doğru adres abla. Ben bir kesimle taşına bakayım. Abla. Fena bir şey. Çok temiz. Pırıl pırıl. 40-45 bin vardır bu. Dolar demek istediniz herhalde değil mi? Yani çünkü kendi değeri 45.000 dolar. Salih abi, baksana şuna. Hanım abla satmak istiyor. Nereden aldınız? Yani tahmin edersiniz ki ben kendim almadım. Hediye. Su damlası. Şeyin bu. Şu meşhur var ya Nişantaşı'nda, onun tasarımı. Alacak mısınız, almayacak mısınız? Sertifikasını alabilir miyiz? Neyini? Sertifikasını. Hanımefendiye bir çay ikram edelim. Ay yok,
Yok, benim çay içecek vaktim yok. Ben hemen geliyorum. Hayırlı günler. Ben Kapalı Çarşı'dan kuyumcu Salih. Sanırım elimizde sizden çıkma bir yüzük var. Desteğiniz için çok teşekkür ederim Ünal Bey. Hayatımın belki de en zor günlerinde böyle güvenilir bir ortaklık çok değerli. Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sizi dinliyorum. Satın aldığınız ve dün annenizin bize getirdiği sahte olan yüzüğün gerçeği şu anda Kapalı Çarşı'da bir kuyumcuda satılmak isteniyor. Emir Bey. Hemen bana adresi verin ve o satmak isteyen kişiyi bekletin. Alacak mısınız, almayacak mısınız? Yani benim işim gücüm var. Biraz bekleteceğiz hanımefendi. Sizin de bildiğiniz gibi yüklü miktar arkadaş bankadan çek getirecek. Alıyorsunuz yani. Tamam. Ya bir çayınızı içerim artık.